Şu an bu videoyu izlerken neredesiniz? Etrafınızda çalışan kaç tane elektronik alet var? Ya da e-posta kutunuzda kaç tane okunmamış e-posta bekliyor? Belki sadece ses olsun diye açılmış bir televizyonun, her zaman hazırda bekleyen bir yazıcının ya da e-posta kutumuzda birikmiş yüzlerce teşekkür postasının bize faydası olmasa da sera gazı salımına sebep olduğunu biliyor muydunuz? Teknoloji hızla gelişirken ve dolayısıyla enerji tüketimi hızla artarken maalesef dijital dünyada attığımız adımlar karbon salınımını çoğaltıyor. Her dijital hareketin ne kadar karbon salınımına yol açtığı kesin bir şekilde hesaplanamasa da tahminler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. 2019 yılında yapılan bir araştırma, dijital tüketimin küresel karbon salınımında %2,3 ile 3,7 civarında payı olduğunu gösteriyor. Google'ın yaptığı bir araştırmaya göre ortalama bir kullanıcının bir günde arama motorunda 25 arama yaptığını, aktif bir şekilde e-posta kullandığını ve günde 60 dakika video izlediğini varsayarsak, bu kullanıcının sadece bir ayda sebep olduğu karbon salınımı 1,6 kilometre araç kullanmakla eşdeğer oluyor. Yapılan başka bir araştırmaya göre ise e-posta trafiğinin %78'ini spam e-postalar oluşturuyor. Yani bir yılda yaklaşık 62 trilyon spam e-posta yollanıyor. Bu e-postaların yollanması, depolanması, okunması ve silinmesi gibi işlemler için ise 33 milyar kilowatt saat elektrik harcanıyor. Ve bu işlemler 20 milyon ton karbon salınımına sebep oluyor. Peki bilgisayarımızdan bir e-posta yollayarak ya da telefonumuzda video izleyerek doğaya nasıl zarar veriyoruz? Kullandığımız aletlerin tükettiği elektrik ile küresel sıcaklık artışına sebep olan sera gazları salınıyor. Aynı şekilde internet verileri görünmez ve elle tutulamaz olsa da bu verilerin depolanması ve işlenmesi için devasa veri merkezleri gece gündüz demeden çalışıyor. Hiç durmadan çalışan ve enerji tüketen bu veri merkezlerinin soğutulması ve güvenliği de işin içine girince harcanan enerji katlanarak artıyor. Tek başımıza yaptığımız hareketler belki eser miktarda karbon salınımına sebep oluyor. Fakat bizimle beraber bu hareketlerin milyarlarca insan tarafından da yapıldığı düşünülürse dünyamıza verilen zararı tahmin etmek güç olmasa gerek. Gün içinde arama motorlarında aranan ünlülerin boyları, kiloları gibi sorulara cevap veren dev sunucuların dünyamıza verdiği zarara aslında hepimiz ortağız. Bugün 22 Nisan Dünya Günü. Gelin dünyamızı iyileştirmeye küçük de olsa katkı sağlamak ve dijital karbon ayak izimizi en aza indirmek için neler yapılabilir göz atalım. İlk olarak telefonunuzu güç tasarrufu modunda kullanın ve ihtiyacınız olmayan özellikleri kapatın. Evinizde veya iş yerinizde kullanmadığınız elektronik eşyaları kapatın, hatta elektrik bağlantılarını kesin. E-posta kutunuzdaki işe yaramayan postalarınızı temizleyin. İhtiyacınız olmayan e-posta yüklerinizi iptal edin. İşte bu şekilde alabileceğimiz küçük önlemlerle dünyamızın iyileşmesine katkı sağlayabiliriz. 22 Nisan Dünya Günü kutlu olsun.